Paslanmaz Kalem'den herkese selamlar. Ben Orçun Onat Demiröz. Doğu Yücel'le beraberiz. Doğu, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın Orçun? Gayet iyi işte. Yani karantina günlerinde ne kadar iyi olunabiliyorsa o kadar iyiyim ben de. Nasıl geçiyor karantina? Herkesin geçtiği gibi herhalde, yani çoğunluğun. En azından biz tuzu kurların yani geçtiği gibi geçiyor. Yani esas cefayı çekenler dışarıdakiler. Evet, işe gitmek zorunda olanlar. Evet. Ve tabii ki tıp sektöründe çalışanlar. Evet. Yani özellikle onlara kolay gelsin, hepimize kolay gelsin. Kesinlikle öyle. Ya Peki. peki yani odaklanabiliyor musun? Hani mesela ben evde çalışmaktan ötürü mutluyum şu an. Çünkü işe gelip gitme noktasından kurtulduğum için mesela okumaya, izlemeye daha fazla fırsatım kalıyor, daha fazla zamanım kalıyor. Bundan ötürü mutluyum. Peki sen mesela bunu yapabiliyor musun? Çünkü bazıları Ya odaklanamıyor yani. Hani öyle de bir durum var. ben bunu mecburi olmadığı halde yapan biriyim. Yani kitaplarımdan önce özellikle kampa girdiğim zamanlarda böyle mesela 2-3 hafta evden çıkmadığım zamanları hatırlıyorum. Ama bu iş mecburi olunca ve üstüne bir de hijyen kuralları, bağışıklığını sürekli ayakta tutman gerekiyor gibi kaygılar eklenince işin seyri değişti ve pek odaklanamıyorum. Yani gerçekten hani bir romana başlamıştım, yeni bir romana başlamıştım, onu da çok ilerleyemiyorum falan. Onun dışında mesela 2 saatte yazabileceğim bir yazıyı bir günde yazabiliyorum gibi. Dizi ve film çok izleyemiyorum. Kitaplara çok odaklı. Kitaplarda yine biraz daha iyiyim. Yani ama yani bilgisayarda bir şey izlemek mesela hani sürekli WhatsApp'a da bakman gerekiyor. İşte gündemi takip etmen gerekiyor Twitter'dan. İşte Sağlık Bakanı'nın açıklamasını beklemen gerekiyor falan. Herhalde yani bir haftaya falan normalim bu olacak ve eski üretkenliğime ve eski konsantrasyonuma kavuşacağım diye Gelecek. düşünüyorum. Ben evet yani kolay alıştığımı düşünüyorum. Bu sürece adapte oldum. O yüzden bu anlamda biraz da mutluyum açıkçası. Yani hani o anlamda beni tatmin ediyor bu. Bu Evet, kadar vakit yani ayırıyorlar oyuna. bizim gibi introvert, yani içe kapanık Evet. ve evde yaşamayı seven insanlar için Çok aslında iyi etkilemedi. oldu. Ama bir de Umut Sarıkaya'nın o çizdiği ev çizimleri gibi evlerde yaşayan insanlar var. Yani Evet. onlara şey Kolaylık dileyelim. insan evet onlara gayet kolaylık Biz versin. aslında bugün Güzel. seninle Emin Alper'in son projesi Evet. Alef'i konuşmak için bağlandık. Ama Alef'e girmeden önce istersen hani bu anlamda yani konuyla ilgili senin fikirlerin de yani senden de duymak istiyorum. Biliyorsun hafta içi Çağlan Tekili uğurladık. O yüzden aslında onun da üzerimizde bir burukluğu var. Evet. Sen onunla yıllarca dirsek dirseğe çalışmış birisi olarak yani beraber üretmiş, beraber birçok festivale gitmiş ve beraber birçok şey yapmış birisi olarak neler söylemek istersin? Evet ya Çağlan işte biliyorsun 15 Şubat'ta bir beyin kanaması geçirdi. Yaklaşık 2 ay yoğun bakımda bir mücadele verdi ve geçtiğimiz Salı günü kendisini kaybettik. Yani çok üzücü, çok erken yaşta kaybettik. 49 ya da 50 yaşında olması lazım Çağla'nın. Fakat yani tabii önce çok büyük bir dram yaşadık. Fakat böyle üzerine düşündükçe ben biraz da hani ölüme biraz daha felsefi bakmamız gerektiğini ve hani Çağla'nın da hayatı doya doya yaşadığını düşünerek bir teselli buldum. Hem doya doya yaşadı hem de arkasında çok iz bıraktı. Çok kişinin hayatına dokundu. Ben dahil. Bir öncüydü O yüzden aslına bakarsan. bunu bir yani Çağlan Tekin öldüğü yerine Çağlan Tekin yaşadı demek daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden lanet tişörtü giydim Evet. bugün onunsına. Güzel. Ben de o noktadan bakmaya çalışıyorum. Yani çünkü Çağlan birçok insan hayatına gerçekten dokunmayı başarmış bir karakter. Ve bir anlamda da eğer biz bir komünitenin parçasıysak, bir rock and roll, bir metal müzik komünitesi varsa Türkiye'de onun da önünü açan, yolu açan isimlerden birisi. O yüzden ben bu anlamda ona hani teşekkür etmek istiyorum ve yani bize bu şekliyle öncülük ettiği için de yani
Müteşekkirim. Evet, ben de aynen. Ya benim müzik gazetecisi olma mı sağlayan ve bu hayali en başta kurmama sebep olan kişi. Ben Lanet'i 92 yılında birinci yıl sayısında satın almıştım. Yani İzmir'e ilk gelen sayı oydu zaten. Ve o dergiyi okuduktan sonra ben de böyle bir dergi çıkartmalıyım. Ben de böyle işte Çağlan Tekil gibi editör yazıları yazmalıyım. Kerim Tunçay gibi cesur sorularla röportajlar yapmalıyım diye bir hayale kapıldım. Yani bu hayali bana hediye ettiği için bile kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Ama onu hüzünle değil, böyle biraz da kutlamayla belki bir anmak. Belki o da böyle isterdi diye düşündüğümden çok da böyle bir yaz ortamı olmasını da istemiyorum bir yandan. Dilediği gibi yaşadı. O yüzden bu anlamda şanslı olanlardandır da diyebiliriz aslında. Evet, kesinlikle. Hem şanslı hem de bunun için çabalayan, emek sarf eden. Şimdi istersen esas konumuza da girelim yavaştan. Dün Alef'in ilk iki bölümü yayınlandı. Nasıl buldun? Nasıl başladı sence seri? Ya ben galiba biraz daha karamsarım bu konuda. O yüzden bence sen başla. Sen nasıl buldun? Ne, biraz yazıştık seninle WhatsApp'tan. Sen evet, içine girememiş gibiydin. O yüzden evet, ben başlayabilirim. Şuradan alayım. Yani prodüksiyon kalitesiyle bence parlayan bir TV serisi olmuş. Yani bunu ilk daha jenerikten kendisini belli eden ve gösteren bir yapım. Ben bu anlamda bayağı başarılı buldum. Yani hatta şahsiyet de aynı şeyleri hissetmiştim. Yani o prodüksiyonun kalitesi seni davet ediyor izlemeye. Alef de öyle bir seri. Art ekibine özellikle bu değinmek lazım. Yani ben o sahne kurulumlarına ve dekorasyona bayağı kafa yorduklarını düşünüyorum. Bayağı çalışmışlar. O plastik makyajlar falan çok hoşuma gitti. Yani çok iyi hakkını vererek bunları kotarmışlar. İyi yapmışlar yani. Üzerine kafa yormuşlar. Özellikle gece çekimleri falan, bu eski İstanbul, Haliç falan yapılan çekimler de bayağı iyi. O yüzden ben o atmosferi iyi yakaladıklarını düşünüyorum. O hani noir dediğimiz tarza yakın, böyle karanlık bir atmosferi var dizinin. Onu iyi kurmuşlar bence. Yani böyle hani biraz böyle Alaturka bir damar var ama aynı zamanda böyle karanlık da bir damar var. Onu böyle iyi o dozajı iyi bulmuşlar gibi. Ama tabii takıldığım yerlerde oldu yani bunların yanında. Hani rejiyi falan da çok beğendim. Yönetmenlik falan da çok iyi. Zaten Emin Alper çok iyi bir yönetmen. Son dönemlerde ki en sevdiğim yönetmenlerden biridir. Ama hikayede takıldığım yerler oldu. Şimdi sonuçta biz bir hani body cop hani serisi izleyeceğiz. Burada işte Kenan İmirzalı oğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın hani beraber ikili olarak kurdukları bağ üzerinden de bir aslında nokta var. Ben şimdi hikayede şeye takıldım. Yani mesela tabii daha ilk iki bölümü izledik ama Kenan mesela 13 yaşında değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam 13 yaşında Londra'ya gitmiş ve çok uzun yıllar işte Londra'da yaşamış. Londra'dan özel departmandan İstanbul'a gelmiş birisi olarak, evet. Yani öyle bir karakter olarak. Mesela benim gözümde çok oraya oturmadı. Ben bu tür sorunlar gördüm hikayede. Yani bu anlamda yani şey güzel aslında, çatışmayı güzel yerden kurmaya çalışmışlar. İşte Ahmet Mümtaz Taylan karakteri Settar daha böyle eski okul küfürbaz. İşte daha böyle avcı bir karakter. Emekliliğine yakın. Ama işte Kenan İmirzalıoğlu da daha modern, daha böyle şehirli bir tip. Ama yani o diyalog ve o uyumu çok ilk iki bölümde yakalayamadım ben. Sen belki hikaye tarafından yaklaşmak istersin. Onu nasıl değerlendirirsin? Ben hani öncelikle şunu söyleyeyim. Ben çok fazla odaklanamadım. Yani bunun itirafını yapayım öncelikle. Çünkü hani tam işte sokağa çıkma yasağı açıklandı. O sırada işte WhatsApp'tan yazanlar, edenler, komşular grubu bilmem ne falan filan. O yüzden biraz odaklanmakta zorlandım. Yani bunun için de çaba sarf ettim tabii. Yani ışıkları kapattım, işte bir sinema ortamı yaptım falan filan ama ya zaten genel bir odaklanma problemim var. Onun dışında yani şey, ya en başta çok heyecanlanmıştım yani kadrosunu görünce, Emin Alper ismini görünce. Zaten Blue TV'nin önceki
polisiye işini de ben bayağı beğenmiştim. Bozkır'ı. Çok iyi iş. Yani finalinden çok emin değilim ama yine de hani 10 bölüm boyunca güzel tatlar yaşadım onu. Yani bir heyecan verdi bana. O mesela tam True Detective kafasında bir şeydi. Daha böyle bozkır ortamında geçiyor. Bir iç Anadolu kasabasında ama kasaba isim. Evet, evet. Bunda hani bu defa merkezde İstanbul var. İstanbul'un aslında portre edilişini de çok beğendim. Hani Emin Alper çok iyi bir iş çıkarmış orada ve görüntü yönetmeni. Fakat yani çok yani artık polisiye o kadar yapıldı ki yani hem edebiyatta hem sinemada yani sürekli artık sinemada ve dizilerde o kadar polisiyeyle karşılaşıyoruz ki bence yeni bir polisiye dizisi yapılacaksa gerçekten çok zekice bir fikre dayanmalı. Yani en baştan itibaren çok zekice bir fikir. Atıyorum Bron'daki gibi mesela. Bron'da iki ülke arasında sınırın ortasında bir ceset bulunur. Yani bu fikir müthiş bir fikir. Bron ama epik işlerden birisi zaten yani. Hani evet. Bu anlamda evet. Yani, örnek teşkil eden bir iş. Evet. Yani birkaç defa uyarlaması yapılan bir dizi falan. Şimdi ya böyle bir fikir çok güzel bir fikir anladın mı? Yani iki ülkeyi bir araya getiren falan filan. Ya bu kadar genius bir fikir olmadan yeni bir polisiye dizisi, işte yeni bir seri katil dizisinin ne anlamı var dedim kendi kendime. Çünkü artık ya öyle bir dönemde yaşıyoruz ki bu yaşadığımız ortamın da bunda katkısı var tabii ki. Ben bunu niye izliyorum? Yani dışarıda bir kıyamet ortamı var falan filan. Hani o yüzden benim izlemem için gerçekten bir hikaye odaklanmam için gerçekten çok genius bir fikir gerekiyor artık. Ve çok artık böyle hani zamanın içinden gelen bir fikir olması gerekiyor. Burada o anlamda çok müthiş bir fikir görmedim. Yani fikir ne? Bir tane seri katil. Yani bu artık ve öğretici bir seri katil falan. Hani şahsiyette mesela genius bir fikir var. Zaten onun uyarlamasını yapıyorlar şimdi. Güney Amerika'da mı ne yapacaklar? Oradaki fikir şu. Alzheimer geçiren bir adam var ve hatıralarını ve şahsiyetini unutmamaya da çalışıyor bir yandan. Ve hani bu son günlerinde dünyaya bir şey öğreterek hesaplaşıyor geçiyor. Aslında. Evet. Ya bu mesela bu genius yani dahice bir fikir. Fakat burada henüz bir dahice bir fikir görmedik. Şunu söyleyeyim o zaman ben. Ya bence bağlamaya çalışacakları yer aslında daha önce görmediğimiz bir yer olabilir yani. Çünkü İslami bir tarafa yani belli ki İşte böyle bir tarikatçılığa, okült noktalara gidecek seri. Yani zaten doğru, hani, evet. Jenerikten de onu veriyor. Hani işte Melisa Sözen'in canlandırdığı Yaşar karakteri mesela bir İslami dersler veren bir işte hoca. O da devreye girecek belli ki seri içerisinde. Ve hani bu tür bir daha önce işlenmemiş hani hani Türkiye'de en azından işlenmemiş bir işte cemaat de içerisine yer aldı. Bir polisiye noktaya gidecek. Ama dediğin gibi yani bu anlamda eğer bir polisiye yazılıyorsa bence yazarlık orada çok daha öne çıkıyor. Yani hikayeyi nasıl kurduğun ve hani karakterleri nasıl işte arketipleri nasıl oluşturduğun falan çok önemli oluyor. O yüzden evet. De mesela ben Kenan İmirzalıoğlu evet çok iyi bir oyuncu ama mesela iki bölümde de biraz replik sorunu varmış gibi geldi bana. Yani böyle çok Kenan'ın canlandırdığı karakteri mesela çok dahil olamadım. Ahmet Mümtaz Taylan'ın karakteri üzerine oturmuş. O götürüyor zaten de. Hani ne bileyim mesela past evet, olarak da Kenan İmirzalıoğlu yerine hani o yurt dışında yaşamış tavrı daha çok sergileyebilecek. Mesela Kerem Bürsin olabilir mesela benim aklıma gelen. İzlerken keşke Kerem Bürsin gibi bir dizi canlandırsaymış dedim bu karakteri. Çünkü o anlamda çok bir bağ kuramadım. Evet. Hani belki sen karakter üzerinden de bir şeyler söylemek istersin. Kesinlikle yani Kenan İmirzalıoğlu gerçekten çok iyi bir oyuncu. Daha önce polisiye işlerde de gördük. Mesela Alacakaranlık dizisinde izledik Taylan kardeşlerin çektiği. Orada muhteşemdi. Fakat burada hani ya yine aslında aslında bir casting problemi var. Yani gerçekten çok inandırıcı gelmiyor. Kenan'ın yıllarca İngiltere'de yaşamış oldu. İşte bestseller diyor bir yerde. Bestseller falan gibi söylüyor falan. O nasıl Londra dedim yani ben hani. Böyle Londra mı olsun? Evet yani.
Hani belki bir de Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllardır saç şekli, sakal şekli aynı. Yani bir belki bir değişiklik yapsaydı hani İngiltere'den gelen, bir küpe taksaydı falan filan. Bir gözlükle onu kırmayı denemişler ama yemiyor. Yani. Ha, bir gözlük var, doğru. Ya o anlamda hani oyunculuğuna tabii ki laf edemem ama hani casting anlamında dediğin gibi belki başka bir tercih yapılabilirmiş. Dediğin gibi replik sorunu da var. Yani özellikle Kenan'ın replikleri biraz çok kitabi. Yani böyle evet. Çok böyle ne bileyim cümleler yani doğal gelmiyor. Çok mesela Ahmet'in evet. Diyalogları güzel. Bir yandan mesela Melisa Sözen'i çok az gördük ama mesela onun diyalogları da çok kitabi geldi bana. Mesela Melisa Sözen'le diyaloğunda bir anda işte Melisa Sözen şey diyor, Londra'ya gideceğim diyor. Kenan İmirzalıoğlu konferansa mı diyor. Nerede, ne ara o bağlantıyı kurdun hani konferansa mı falan filan. Yani böyle hani replik anlamında, diyalog anlamında bana kulağıma batan çok şey oldu. Ama bir yandan da hani hikaye akışı açısından bir problem yok. Hani senaryonun hakkını o anlamda verelim. Yani olay örgüsü falan aslında işliyor. Sıkılmadım mesela ki sıkıcı sahneler, çok ağır sahneler vardı işte. Bir dakika boyunca o buzlu cama bakıyor hani tuvaletin ardında. Böyle bir psikolojik sahneler falan da vardı. Fakat hani sıkılmadım. O açıdan iyiydi yani. Şey güzeldi. Yani karakter... Evet. Hı. Ben mesela... Yani karakterler daha güzel işlenebilir bence. Yani hani Bron güzel bir örnek. Mesela Behzat Ç. de o anlamda güzel bir örnek. Ama Behzat Ç. Karakter yapısı ya zaten parlayan. Yoksa hani Behzat Ç.'nin mesela prodüksiyonuyla karşılaştırılacak bir prodüksiyon değil mesela bu. O anlamda... Değil. Behzat Ç.'nin prodüksiyonunun hani düşük çapta oluşu aslında Behzat Ç.'ye biraz evet. samimiyet katan bir şey ya yani. Ama yani Behzat Ç.'nin de son bu final sezonu Blue TV'de yayınlanan mesela vasattı. Hani onu da söylemek lazım. İyi başlayıp son 3-4 bölümde bayağı bocalayan. Evet. Özellikle finalde de tabii çok tabii. Finalde film. Artık iyice hani koptu gitti yani. Hatta epik bence bir final beklerken bir kültün yıkılışı oldu. Ama evet. Şuradan alayım yani mesela Kenan karakteri için, yani Kenan'ın canlandırdığı Kemal karakteri için bize böyle 2-3 tane ufak böyle bir simgesel detaylar verdiler. Onlar hoşuma gitti mesela. Belli ki geçmişine dair bir çözemediği bir mesele var. Onu yani devamında işleyecekler. Yani o sürekli kız çocuğunu görmesi evindeyken ve işte buna dayanamayıp sürekli dışarı çıkması. Belli ki geçmişinde aşamadığı bir şeyler var ve onu da hani serinin devamında işleyip karakterle bütünleştirecekler. Bu tür detaylar aslında bizim karakteri de ısınmamızı sağlayacak şeyler. Ama ilk iki bölümde işte o dediğim gibi yani o hani body cup denilen o kavramın da çok ben hakkını verebildiğini sanmıyorum. Yani Ahmet Mümtaz'la Kenan'ın uyumu bana çok böyle iyi gelmedi. Ama bakalım yani belki 3. 4. bölümde açılır. Yani o posterlerinde gördüğümüz üçlü kadroyu daha çok görsek, yani Melisa Sözen'i daha çok görsek güzel olur. Yani bir kadın eksikliği var, hissediliyor. İkinci bölümün sadece sonunda biraz gördük Melisa Sözen'i. Üçüncü bölümün fragmanına baktım, Melisa neredeyse hiç yok. Yani bu bence yanlış. Evet. Yani kadın karakter mutlaka olmalı. Yani mesela Bron'un başarısı oradan geliyor. Yani bir kadın dedektif, bir erkek dedektif. Böyle bir kontrast bence daha iyi olabilirdi yani. Bir de 8 bölüm yani. Şimdi hani baktığın zaman aslında biz hani 4'te 1'lik kısmını izlemiş durumdayız şu anda. O yüzden orayı nasıl toparlayacaklar dediğin gibi yani. Önemli bir detay. Tabii artılarından da biraz bahsedelim. Hani bölüm sonları mesela kuvvetli bölüm sonlarıydı. Ben 2 bölümün sonunda da bir sonraki bölümü heyecanla bekler halde buldum kendimi. Yani 2. bölümü hemen geçtim tabii zaten. Mesela 2. bölümün sonu da çok etkileyici aslında. O siyah karakterin vapur atlayışı. Evet. Ve sonra kan görüyoruz orada. Evet, aynen. Hani spoiler da olmasın dedim ama buraya kadar geldi. Bence sorun yok ya, olabilir. Onun dışında mesela şeyi de beğendim. Yani ya travesti öldürülmüş ilk başta. İlk cinayet o. Bunu çok sık gördük. Yani bunu gördüğüm zaman
falan dedim. Yani Bozkır'da da vardı hatırladığım kadarıyla. Vardı. Bir travesti arkı. Daha önce Besatçı'yı de çok izledik falan. Yani böyle falan yaptım. Biraz formül mesela, gibi geldi değil mi? Evet evet. Ama ikinci öldürülen kişi yazar olması benim ilgimi çekti. Ama o yazar hakkında da çok bilgi edinemedik. Daha sonra mesela Sırrın ortasında bir kitabın oluşu da hoşuma gitti. Yani işte 85 yılında bir dergide tefrika şeklinde yayınlanmış bir kitaptan bahsediliyor. Hani bu güzel bir fikir. Yani böyle güzel buluşlara ihtiyaç var. Yani daha önce görmediğimiz buluşlara ihtiyaç var. O anlamda hani artıları olan bir dizi. Bence bu arada yani seyirlik anlamında hiçbir sorun yok. Yani oturup keyifle izleyeceğim bir yapım. Seni dediğim gibi yani çeken bir yapım. Yani o eski İstanbul'u görmek, o mekanları, bir kere mekan seçimlerine bayıldım zaten. Yani Taksim'de çok güzel yerler seçmişler, Haliç'te çok güzel yerler seçmişler, evet. Karaköy'de çok güzel yerler seçmişler. Bunlara bayağı kafa yormuşlar, bunlar güzel. O yüzden güzel bir izlek. Yani öyle oturursun, keyifle 45 dakika izlersin. Ama işte o dediğin gibi yani karakter arklarında biraz problem var evet. gibi. Bakalım o anlamda eğer... açılırsa 3. 4. bölümde güzel bir iş olarak devam edebilir. Evet. Ama ya bazı formül tarafları da vardı işte. Onlar biraz beni de rahatsız etti. Yani işte bazı bazı çözümleri izlesek daha sevinirdim. Ben mesela o Toros canavarı karakteri hoşuma gitti. O Bozkır'da da oynayan bir karakter oyuncu. Kritik bir karakteri oynuyordu orada. O Toros canavarının mesela o harfleri nasıl çözdüğünü en azından teknik olarak görmek isterdim. Orası hop atlandı mesela. Diğer yandan mesela bazı komik sahneler bence çalışmıyordu. Kütüphanede bir kütüphaneci görüyoruz. Evet. Sallamıyor bunları falan. Bir şakacı bir falan. Onu çok anlamlı bulmadım. Yani yan karakterlerde bir oyunculuk başarısı göremedim. Biraz Behzatçı'ya gibi kötü oyunculardan seçilmiş gibiydi. Yani aslında işte bakınca o, yani rejide yani bayağı tiyatro rejisi gibi bayağı hani yandaki karakterleri canlandıran isimler de bayağı önemli isimler. İşte hani Müfit evet. Ayıcan'ın canlandırdığı bir karakter var örneğin. Böyle yani artıları eksileri var şu an. Hani çok güzel bir yere evrilebilir. Hani bekliyoruz diyelim yani ne bileyim. Ama dediğim gibi ilk başta çok büyük bir heyecan vermedi bana. Hani daha böyle şeydeki gibi şahsiyetteki ya da Bron'daki gibi böyle bir genius, kendine özgü bir fikir göremedim ama ileride görebiliriz. Dediğin gibi o tarikat damarı. Evet. Önemli bir damar yani. Evet. Eğer orayı iyi işlerlerse oradan bir maden çıkartabilirler yani. Güzel bir maden var orada. Onu nasıl işlediler göreceğiz tabii. Peki karanlık taraf nasıl hoşuna gitti mi yani? O hani çünkü gece çekimleri falan bayağı ön plandaydı. Bayağı böyle bir o noir havayı yakalamak istemişler belli ki. Evet, Emin Alper'in Abluka'daki stilini gördüğümüz sahneler. Bence en iyi filmidir bu arada Abluka. Evet, bence de. Ben böyle Art House yönetmenlerinin daha çok televizyonda görülmesini isterim. Yani o Art House'daki tavrı biraz daha ticari ve klasik anlatıma kazandırdıkları zaman çok güzel bir denge oluşabilir. İşte mesela Masum da çok iyiydi bu anlamda. Evet. Hani biraz önce saymadık aslında ama Seren Yüce orada bayağı iş çıkardı. Favorisi olduğu işlerden biri, evet. Mesela orada da aslında hani Berkin Oya'nın da yazdığı bir metin sonuçta o bir tiyatro oyununa yaslanıyor. Orada da aslında hani kendine özgü bir tavır vardı ilk baştan itibaren kendini hissettiren. Yani bunda henüz öyle bir şey görmedik ama görebiliriz. Güzel bir iş yani şimdi böyle bir sanki biraz mesafeli durmuşuz gibi oldu ama sonuçta yani bir 5-10 sene önce böyle bir şey hayal bile edemezsin yani. Evet. Böyle 2,5 saatlik diziler ortamında dijital platformlar sayesinde böyle bir iş izlememiz aslında büyük bir şans. Hele böyle bir kazanç. Eve kapandığımız bir ortamda. Evet, o yüzden. Ya ben yönetmenlik dokunuşunu bayağı iyi buldum yani. Dediğin gibi Emin Alper'in kendi işlerinden
taşıdığı şeyler var. Çünkü onda mesela ağır bir kasvet vardır. Kendi filmlerinde evet. Yani onu verir. Tepenin ardından biri hep yaptığı bir şey. Bunu mesela taşımış aynı şekilde bu seriye de. Onu sevdim ama bakalım yani olay aslında biraz da senaryoda bitecek gibi. O hikaye nasıl evrilecek, nasıl kırılacak? O aslında belirleyecek. Evet, yani oyuncuların röportajlarını okudum. Hani senaryo konusunda çok iddialılar. Bugün Ahmet Mümtaz Taylan'ın Cumhuriyet'teki röportajını okudum. Hani Ahmet abi de bu işi iyi bilen bir oyuncu. Ve aynı zamanda tiyatro yönetmeni falan. O yüzden kendisine güveniyoruz. Evet. Zevkle izlemeye devam edeceğiz. Başka şansımız da yok zaten, evdeyiz yani. Aslında güzel ya, de bir zamanda geldi bu anlamda. Evet, yani ben mesela Blue TV'nin biraz hakkını yendiğini de düşünüyorum. Hani hep böyle Netflix öne çıkıyor. İşte Netflix bir dizi yapıyor, işte Muhafız yapıyor, Atiye yapıyor. Acayip büyük PR'larla bunlar evet. Süsleniyor falan. Ama mesela Blue TV'nin o yaptığı Bozkır bence Atiye'den de şeyden de Muhafız'dan da çok kesinlikle. Daha kaliteli bir işti. Ama ağzından çok aldım. Ağzından aldım. Yani evet. Bozkır da öyle, Masum da öyle. Bence evet. Alef de yani ben Atiye ya da diğer Muhafız'la yani karşılaştırmam bu içerikleri. Evet. Yani bu seriler bence çok daha ileride seriler. Yani keşke mesela Alef Netflix'te olsaydı da yani bütün dünya hani Türklerin de hani iyi oyunculardan ve iyi senaryolardan ve iyi yönetmenlik yapabildiğini görseydi yani diye evet. Düşündüm. Fakat hani Blue TV'nin de kendini ispatladığı bir proje oldu bu. Çünkü böyle herkes Netflix'e saldırıyor. Oysa hani Blue TV'de de iyi işler var. Hani reklam gibi olmasın evet. Ama hani ben reklam almadık. Desteklenmesi gerektiğini düşündüğüm için bunu söylüyorum. Sonuçta yerli bir platform ve hani önemli bence ayakta kalması, özellikle de değişmekte olan bir dünya içinde olduğumuz için kültür, sanatın, sinemanın yaşaması için böyle platformlara ihtiyacımız var. Ama hani keşke diyorum bir yandan da yazar olarak hani bizim polisi edebiyatımız çok zengin. Yani Emrah Serbest ve Ahmet Ümit öne çıkıyor ama bunun dışında bir sürü çok iyi yazarımız, çok iyi kitaplarımız var. Yani böyle bir hani bütün son 10 yılın polisiye kitaplarını çıkarsan 1000 tane kitap vardır yani en az. Hani keşke bir kitap uyarlaması. Çünkü yurt dışında gördüğümüz birçok başarılı polisiye dizisi aslında kitap uyarlaması oluyor. Keşke biraz daha bu kitapları karıştırsalar. Doğru diyorsun. Yani aslında polisiye bizim güçlü olduğumuz bir alan. Keşke bunu o metinsel tarafıyla da desteklesek. Evet. Yani çünkü ben iyice biraz daha düşünür oldum bu hikayecilik üzerine bu korona zamanlarında. Yani bu hikayeler neden anlatılıyor? Bu hikayeler neden biz izliyoruz falan. Böyle biraz varoluşu belki ama ve o anlamda hani hikayelerin biraz daha doğal gelişmesi gerektiğine dair bir fikre yoğunlaştım. Ve doğal hikaye de genelde aslında kitaplardaki hikayelerdir. Yani bir yazarın aklına bir fikir düşer ve o fikir yıllarca o yazarın kafasında pişer, işte şey olur, demlenir falan filan. Ve sonuçta ortaya bir kitap çıkar. Ama hani televizyon işlerinde genelde biraz daha bunlar yapım şirketlerinde produce edilen, hani fabricate, yani böyle üretilen projeler oluyor. Yani aslında çok doğal bir şekilde ortaya çıkmıyor. Ve çok doğal bir şekilde de geliştirilmiyor. Yani işte bir fikir ortaya atılıyor. Bu fikir en çok hangi oyuncular etrafında tutar gibi evet. Ticari kaygılar da... Tabii canım, marketing üzerine de kuruldu. Evet, yani o yüzden hani doğal hikayeler ben biraz daha kitaplarda olduğunu düşünüyorum. O yüzden oralara bakarlarsa güzel işler bulabilirler. Güzel. Yani başka eklemek istediğin bir şey yoksa biz de yavaştan sonlandırabiliriz. Evet. Yani, yok, senin var mı eklemek istediğin? Yok yani ben merakla bekliyorum diğer bölümleri. Bakalım yani zaten dediğim gibi yani Emin Alper çok sevdiğim bir yönetmen. Onun hani TV'ye iş yapıyor olması bile benim için bir kazanç. Güzel bir şey. O yüzden bekliyorum diğer bölümleri. Bakalım. Şeyi de bekliyorum. Vites artırır yani. Bir ara Polo ailesi hakkında film yapacağım demişti de bayağı
gündeme gelmişti. Evet. Polo ailesi. Polo muydu değil mi ya? Polo ailesi. Evet, evet. Bir röportajdan hatırlıyorum öyle bir şey. Doğru. Yani evet. Kız kardeşler zamanı demişti sanırım öyle bir şey. Tam evet, evet. Emin değilim zamanlar ama öyle o bir şey hatırlıyorum. Esas onu bekliyoruz diye. Valla evet. Ağzına sağlık Doğucuğum. Güzel bir... Senin de ağzına sağlık. Sohbet oldu gene. Hem görüşmüş olduk. Aynen öyle. Yani zaten yazışıyoruz ama evet, biraz maalesef yani uzak kaldık haliyle ama korona günlerini atlatalım, tam gaz devam ederiz. Aynen. O zaman yavaştan kapatalım. Evet. Şöyle Vulkan selamı vereyim ben. Polisiye uygun öyle bir selam. Görüşürüz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz.